Ne zaman çıkacak? Şimdi herkes öncelikle bu tabii aralık sonuna kadar gelmeyince EYT'ler acaba ne oldu deniyor. deniyor. Yani neyde uzlaşılamadı, ne var şu an arkada? Tabi bir maliyet hesabı yapılıyor benim anladığım kadarıyla. Nedir arkadaki son durum? Ya, şimdi şöyle bir şey var. Bir kere asgari ücret e, bitmeden EYT'nin başlaması çok e, bakanlık açısından da çok önemli. Şu an birinci değil. günden. Şu anda çünkü birinci günden ücret. ve herkesin bütün bürokratların siyasilerin yoğunlaştığı asgari ücretin belirlenmesi e, artı olarak da aylardır Bakan Bey'in de e, Bakan Sayın Bilgin'in de söylediği gibi aslında teknik çalışma yapılıyor. Bu teknik çalışmanın ne olduğunu e, Sayın Bilgin açıkladı. E, i̇nsanlar kendi E-devletlerine girdiğinde bile bunu fark ediyorlar. E, Örnek veriyorum bir stajyer eğer staj girişi ilk başta ilk işe giriş olarak gözüküyordu orada. Hı hı. Bu teknik çalışmayla birlikte ilk işe giriş ibaresiyle kaldı ama diğer girişi uzun vade girişi olarak güncellendi. Yani EYT ile birlikte aslında teknik altyapı tamamlanmaya çalışılıyor. Bu tabii ki kolay bir süreç değil. Bitmek üzere olduğunda bakan bey da söyledi. E, buradaki... Aslında ki asgari ücretin bitiminden itibaren de Ocak ayının başına doğru belki Aralık sonunda kanun meclise iner diye düşünüyoruz artık şimdi burada tabii yani kimleri kapsayacağı çok önemli. biz artık hani süreç uzadığı için ve böyle çok da açıklamaları okumaya çalıştığımız için yani kendimizce biraz yorumlamaya çalışıyoruz. Mesela işte bakan o gün meclis kürsüsüne çıktı. Herkes gece yarısı bakanı bekliyordu. Acaba yaş sınırı söyleyecek mi, ne açıklayacak diye. Bakan buna ilişkin bir açıklama yapmadı. Ama bilmiyorum hani siz nasıl okuyorsunuz o açıklamayı? herkesi kapsayacak dedi. İşte en son sanıyorum Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı işte en kapsamlı düzenledi. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde. Yani bir en kapsamlı ...düzenleme açıklaması var elimizde. Evet. Biz buradan bir yaş sınırının... ...olup olmayacağını anlayabilir miyiz? Bunu sormak istiyorum. Bir. İkincisi e, borçlanma bekleyenler... E, ...hem askerlik borçlanması... ...hem doğum borçlanması bekleyenler var. Bir de az önce stajı örnek verdiniz. E, orada da şöyle bir mağduriyet var. İşte insanların ilk girişleri... ...o tarih görülüyor. Ama eğer... EYT kapsamına alınmazlarsa... ...emeklilikleri bir 5-10 yıl atacak. E, burada da öyle bir sıkıntı var. Ama bir yandan da... ...bir mağdur etmeyeceğiz kimseyi açıklamak var. Kimleri kapsayacak? Şimdi e, EYT ile alakalı olarak artık o tarihi biliyoruz. Yani hı hı. E, 8 Eylül 1999 bundan önce işe girişi olanları kapsayacak. Genel olarak söylemek gerekirse. Ancak e, şimdi gerek e, Sayın Bakan Bilginin gerekse e, Sayın Fuat Oktay'ın açıklamalarından aslında biz satır aralığı Arıyoruz. Evet. yani e, çünkü o kadar çok belirsizlik şu anda var ki herkes burada fikrini belirtiyor en son özellikle dün itibariyle e, Sayın bakan bilginin açıklamasında e, ben yaş sınırı e, olmayacağını artık anladım hangi ben, cümleden? ben öyle okudum <laughs> mesela hangi cümlesinden yani şimdi e, en kapsamlı düzenlemeden hariç biz kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Evet, deride. ben de yani mesela burada diyor çünkü bir de bir reform da diyordu evet. Sayın Bakan en başından beri yani arkada bir mağduriyet kalmaması bir de Cumhurbaşkanı da yani 2023'e girerken hani bu meseleyi çözeceğiz demek hani biz yeni bir yıla artık sorunsuz girmek istiyoruz demek arkada bir mağduriyet kalmaması demek yani bu bizim tabii kendimizce okuduğumuz. Yani için. bugüne kadar bütün ...dezavantajlı gruplara karşı e, hükümetin uyguladığı bir düzeltme politikası vardı. Yani herkesin sorunlarını çözmekle alakalı. Burada da şu anda masada zaten bu var. E, dezavantajlı gruplar var. Bunların sorunları çözülecek. Artık buradan geri dönüş olmaz. EYT yasası bu kadar konuşulduktan, bu kadar tasarlandıktan... E, ...tarihler artık meclise geleceği, gideceği tarihler verildikten sonra... ...buradan zaten geri dönüşün olmasını çok mümkün görmüyorum. Hı hı. E, Burada ben şöyle bakıyorum olaya ee, bahsettiğiniz gibi askerlik borçlanmasıydı, işte kadınlarımızın doğum borçlanmasıydı, diğer borçlanmalardı. Bunlarla insanlar günlerini tamamlamaya çalışsınlar. Hı hı. Yani e, bir kere insanlar. Şunu bilsin yani ben dün de Bakan Bey'in açıklamasından da bunu gördüm. E, ben çok artık ilk başta ben de yaşın olabileceğini düşünüyordum ama bundan sonra çok yaşın e, konuşulacağını aslında düşünmüyorum. Hı hı. E, i̇nsanlar gününü tamamlamaya çalışsınlar. Burada mağdur olan kesimler var e, ama dün TRT'de bir haber dinledim. Hı hı. E, Sayın Bakan bilginin bir açıklaması vardı, stajın da bunun içine katılacağı şeklinde. Yani ben mesela bununla çok memnun oldum çünkü orada da çok ciddi bir mağduriyet var. Hı hı. E, stajla alakalı kesimin de e, bunun içine katılacağını, aslında EYT'nin içindeki en dezavantajlı grup olan stajyerlerin de bundan hı hı. faydalanacağını. Ben hissettim ama tabii bunu ilerleyen günlerde kanun teklifiyle göreceğiz. Tabii söylediklerine göre, açıklamalarına göre bakalım biraz aslında olabilir yorumluyoruz ama hani benim de anladığım şu mesela ben önceden şöyle soruyordum acaba EYT çıkar da bu borçlanmalara ilişkin sonra bir hani kapsam genişler mi diye soruyordum ama ben açıklamalardan şunu anlıyorum hani biz bunu komple bir an önce artık bitirelim evet. gibi anlıyorum ben. Yani Kesinlikle bilmiyorum. doğru anlıyorsunuz yani bu. Yani Uzamazsın kervan süreç. yolda düzülüyor e, evet. şeklinde düşünülecek bir tasarı İyi. değil artık. Hı -hı. Yani 6 ayın üzerinde zamandır konuşuluyor Hı -hı. ve ben e, kanun tasarısı şeklinde aslında hazır olduğunu düşünüyorum. Şu anda beklemenin sebebi hem gündem hem e, bu teknik altyapının tamamlanması olduğunu düşünüyorum. E, bunun haricinde çok da, e, çok da hızlı çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü karşıda muhalefet bloğunda da iktidar bloğunda Hı -hı. da buna karşı olan kimse yok. E, maliyet tarafında e, peki ne söylersiniz? Yani burada iş gücü kaybından bahsediliyor. Hani bilmiyorum mesela orada da işte çalışan ve ee, yaşı daha genç olan, tırnak içinde genç ya bence genç e, olan işte çalışmak isteyen hani böyle bir kesim de olamaz mı mesela işte 4,5 milyon ya da neyse işte 1,5 milyon insan bir günde emekli mi olacak gerçekten? Hak kazanacaklar ama bunun içinde işi bırakmayan da çok olmaz mı? Mesela bu açıdan hiç konuşulmuyor bence ama önemli yani evet çok bekleyen var yani şu an çalışamayan var Ç ya da istediği gibi çalışabilen yok vesaire ama hani işinden memnun olan da bir kesim var EYT'de e, i̇şveren de diyor ki hani yetişmiş elemanı biz yani ona e, bakılırsa hani çalışan da bırakmak istemez. O açıdan bakıldığında maliyet tarafında ne getirecek? Şimdi burada e, bir kere e, Sayın Bakan Bilgi'nin söylediği e, bizim çalışmaya başladığımız dönemle bu dönem arasında bile EYT'lilerin ilk kanun çıktığında 1.8 milyona çıktığını söyledi. Hı hı. E, hemen emekli e, 2 olacak. Milyona, evet, 2 milyona. 2 milyona yaklaşıyor milyon. yavaş yavaş. Belki Ocak ayında bu 1.900'leri bulacak. E, burada... Çeşitli maliyet kalemleri var. Bir kere bu kişilerin işten ayrılmasıyla birlikte oluşacak bir kıdem tazminatı evet. yükü var. Bununla alakalı da yasa tasarısının içine e, gerek kredi güvenlik fonundan, kredi garanti fonundan gerekse de belki işsizlik fonundan karşılanabilecek bir paket düşünülüyor. Orada işverenlerin üzerinden bu yükün biraz olsun hafifletilmesi düşünülüyor emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişilerde sosyal güvenlik priminin yüksekliğinden kaynaklı olarak orada bir düzenleme yapılması düşünülüyor. Hı hı. Yani yapılabilecek her şey yapılacak ama ciddi manada da eğer gerçekten bu insanlar çalışmaya devam etmezse de çok ciddi bir kalifiye eleman açığı da oluşabilir burada. Hı hı. E, bununla ilgili olarak da belki çalışmaya devam etmesine dair teşvikler olabilir. Belki A, evet, e, orada prim indirimleri olabilir. Hı hı. Yani e, bu tabii ki tartışılacak. Mecliste de tartışır, bir de şöyle tartışır. yani tabii e, hani ilerleyen zamanlarda konuşuruz bir yasa çıksın, bir şeyler netleştikten sonra daha rahat konuşabiliriz. Şimdi belki 55 yaşında işte bunu bekleyen biriyle 42-43 yaşında genç işte bence genç yani 45 de genç, evet. 48 de bence genç. E, hani böyle birinin durumu aynı değil. Ya da işte insanların şartları da aynı değil. E, biri gerçekten emekli olmayı beklerken öbürü hani işi iyidir, sağlığı yerindedir. Aynen. Birinin sağlığı yerinde değildir. E, dolayısıyla bunu biraz daha böyle aslında çok tek taraflı konuşmamak gerekiyor. Bazen çok acımasız yorumlar yapılıyor e, her taraftan. O yüzden hani ona da biraz dikkat çekmek istedim. Çok teşekkür ederim Murat Estağfurullah Bey. Estağfurullah efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim değerlendirmelerinizi.